Türkiye'de son yıllarda maalesef ciddi sayıda artan bir kanser vakası durumu söz konusu. Meme kanseri de şu an dünya üzerinde görülen en yüksek oranlı kanserlerden birisi. Ve maalesef ölüm olanları da erken teşhis olmadığı sürece yüksek. Bu neden bu kadar önemli bir etkinlik? Çünkü meme demek bile utanması gerektiğini düşündüren bir algı olduğu için bunu normalleştirmek adına, meme kanseri diyebilmek için, özgürce meme kanseri diyebilmek için oluşturulan bir organizasyon, farkındalık yaratılması için oluşturulan bir organizasyon. Böyle anlamlı günlere dahil olmak, yani gelirken buraya sürüşte de en çok onu düşündüm. Kendimi çok çok daha iyi hissettiriyor bana. Kadınlarımızı kaybediyoruz. Yani öpmeye kıyamadığımız kadınlarımızı kaybediyoruz. Sırf erken teşhis bu kadar zorlandığı için. Benim sizden ricam, hayatınızdaki kadınları bu konudan utanmamaya teşvik edin. Meme kanseri dünya üzerinde en çok rastlanan kanser türlerinden biri. Uzmanlarca ilerleyen dönemlerde her 8 kadından birinde meme kanserine rastlanacağı öngörülüyor. Meme kanseri erkeklerde de görülmesine karşılık kadınlarda görülme oranı 100 kat daha fazla. Kadınlar meme kanseri belirtileri konusunda bilgi sahibi olmalı. Meme kanserinin modern toplumlarda, özellikle Avrupa ve Amerika'da görülme oranı çok daha fazla. En çok görülen kanser türlerinden biri olmasına karşılık, yayılmadan önce erken teşhis edilmesi durumunda hastanın yaşama şansı %95'in üzerinde. Bu nedenle meme kanseri belirtilerinin bilinmesi ve meme kanseri belirtileri konusunda hassas davranılması çok önemli. Meme kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenlerse, meme kanserine sebep olacak bir hata yapılmasa bile meme kanserine yakalanma riski mevcut. Bulaşıcı bir hastalık değil. Memeye alınan herhangi bir darbe meme kanserine sebep olmuyor. Stres meme kanseri sebebi değil. Meme kanseri görülen hastaların çoğunun ailesinde hastalık yok. Meme kanserinde yaş önemli bir risk faktörü. Bundan dolayı yaşın ilerlemesiyle birlikte meme kanseri belirtilerine karşı daha dikkatli olunmalı. Meme kanseri neden olur bilinmemesine karşılık meme kanseri riskini arttıran faktörler şu şekilde. 50 yaş üzerindeki kişilerde meme kanseri riski daha fazla. Aile geçmişinde meme kanseri olanlarda 2-3 kat daha fazla risk var. Geçmişte diğer memesinde kanser görülenlerde risk biraz daha yüksek. Adet görmeye 12 yaş öncesi başlayan kadınlarda görülme ihtimali daha fazla. Hiç hamile kalmamış kadınlarda görülme ihtimali daha fazla. 50 yaşından sonra adet görmeye devam eden kadınlar risk grubundalar. Meme kanseri teşhisinin erken yapılabilmesi için hastadaki risk faktörleri gözetilerek farklı tanı metotları kullanılıyor. Meme kanseri her yaş grubunda görülebilmesine karşılık ilerleyen yaşlarda risk artmakta. Bu nedenle yaşı ilerlemiş kişilerin meme kanseri teşhisinin erken yapılabilmesi için alması gereken önlemler gençlerinkinden biraz daha farklı. 20'li yaşlardakiler her ay düzenli olarak kendilerine meme kanseri kontrolü yapmaları gerekiyor. Kontrol esnasında meme yapısında farklılık olup olmadığı veya bir kitle bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Dokuda bir farklılık ya da kitleye rastlanması durumunda vakit kaybetmeden hemen doktora gidilmeli. Ayrıca 20'li yaş grubunda 3 yılda bir hekim kontrolü yapılması gerekiyor. Meme kanseri teşhisinin erken yapılabilmesi için 40'lı yaş grubunda ise kendi muayenelerine ilave olarak hekim kontrolünün her yıl yapılması gerekiyor. Ayrıca 2 yılda bir de mamografi çekilmeli. 50 yaş grubunda mamografi çekimi ise her yıl olması gerekiyor. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Ben Tuğçe Yamaç, Med Akademi öğretmenlerindenim. Biliyorsun Ekim ayı dünyada meme kanseri farkındalık ayı olarak geçiyor. Meme kanseri de şu an dünya üzerinde görülen en yüksek oranlı kanserlerden birisi. Ve maalesef ölüm olanları da erken teşhis olmadığı sürece yüksek. O yüzden biz bu farkındalık için, insanları buna teşvik etmek için Türkiye'nin genelinde olacak şekilde, Türkiye'deki kadın motosikletlilerle beraber, ki bunlara erkekler de katıldı, ki erkeklerde de görülebilen bir durum. Erkeklerde de görülebilen bir kanser çeşidi. O yüzden motosikletli kadınlarla ve erkeklerle öncelikli olarak bu sürüşü, farkındalık sürüşünü yapmak istedik. Türkiye'nin
Türkiye'nin dediğim gibi birçok şehrinde yaptık eş zamanlı. Çok keyifli oldu, çok güzel oldu. İnşallah istediğimiz yerlere ulaşabilmişizdir. Bu etkinlikte de sosyal sorumluluk projelerinde de yer almayı gerçekten seviyoruz. Öncesinde de sonrasında da bunlara hep katkıda bulunacağız. Bursa'da dediğin gibi elimizden geldiği kadar güvenli sürüşü ön planda tutabilmek adına her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun dışında olan şeyler de işte bu tarz işte farkındalık sürüşleri, ondan sonra sosyal projelerde de yer almayı istiyoruz, seviyoruz ve gerçekten de işe yaradığını düşünüyoruz. Bu kanserde yani ben çok yakınım, anneannemi kaybettim, ondan sonra birçok gerçekten akrabamız, yakın tanıdıklarımız bunları yaşadı ki şu an Türkiye'de bu sürüşe katılan meme kanseri olan kadınlarımız var. Yani İstanbul'da işte olsun, Ankara'da olsun atlatmış ya da tedavisini hala sürdüren. Bunlar çok güzel gerçekten. Biz onlar için varız ama yarın öbür gün bize olmayacağını ya da başka birisinin yaşamayacağını garanti edemeyiz. Ve bunun için de diyoruz ki her zaman tekrar söylüyorum erken teşhis. Erken teşhis için de kendimiz muayene etmeyi iyi bilmemiz gerekiyor. Kısacık ona da değinmek istiyorum. Özellikle kadınların, erkeklerde de görüldüğünü tekrar söyleyebilirim ama kadınların meme kontrollerini düzenli olarak kendi muayenelerini yapmaları, bunu öğrenmeleri, ondan sonra neler görüldüğünü, işte memede kızarıklık, şişme, meme ucunda geri dönmeler, ondan sonra kabuklanmalar, lenf yani koltuk altındaki şişkinlikler, bunları hiçbir zaman örtbas etmeyip veya geçer deyip üstünü örtmeden mutlaka gereğini yapmak erken teşhis için çok önemli. Ve mamografi çektirmek 40 yaşından sonra düzenli olarak mühim. Ama eğer akrabalarınızda, yani yakınlarınızda kan bağı olan birilerinde böyle bir kanser türü görüyorsanız daha erken yaşlarda mutlaka bir mamografi, ultrasonografi çektirmesinde fayda var. İnşallah istediğimiz yerlerde olur. İnşallah bu tarz hastalıkların artık önüne geçebiliriz. Ayrıca canı gönülden. Senin katkıların bizim için önemli gerçekten. Takipçilerin olması, ondan sonra izleniyor olman, bu tarz şeylerin duyulması, bu tarz şeylerin bilinmesi açısından çok iyi. Burada olduğun için ayrıca çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ne demek? Nacizane. Seve seve gelirim. Ne demek? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İsmim Utku Güloğlu. Bursa Motogezi Motosiklet Grubu kurucularındanım. Bursa'nın en aktif motosiklet grubu olarak kendimizi tanımlıyoruz. Çünkü sürekli aktif faaliyetlere katılıyoruz. Burada da bu organizasyonu desteklememizin en büyük nedenlerinden biri Türkiye'de son yıllarda maalesef ciddi sayıda artan bir kanser vakası durumu söz konusu. Kanserle mücadelede önemli bir yeri var Ekim ayının. Bursa'da da kadın motorcularımıza da destek vermek amacıyla Motogezi olarak bu etkinliğe katkıda bulunmak istedik. Burada güvenlik anlamında, video çekimi anlamında, grubu koordine etme anlamında bir destek sağlamak istedik. Bizler erkekler olarak bu kadar farkında değiliz. Her ne kadar erkeklerde de görünse de. Evet, evet. Ama bana bir bilinç kazandırdı ki ben son dakika buradaydım. Sizler bu buluşmayı daha önceden bilen birisi olarak sizde nasıl bir farkındalık yarattı bu olay? Hakikaten merak ediyorum. Şöyle, öncelikle zaten daha duyurulur duyurulmaz ilk kayıt olanlardan biriyim bu etkinliğe destek vermek adına. Çünkü bunun ciddiyetinin farkındayım. Daha önce maalesef kaybettiğimiz canlar oldu bu durumdan dolayı. Teşekkür ederim. Bu meme kanseri farkındalığında artması için elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız. Bu da onlardan en önemli adımlardan biri. Katkılarımızı sağlayabileceğimiz en önemli etkinliklerden biri olduğu için şu anda buradayız. Biz de umarım pek çok kişiye duyurmuşuzdur bunu ve buna katkı sağlamışızdır. Gerek burada çektiğimiz videolarla zaten sizin aracılığınızla çok daha fazla insana ulaşmayı hedefliyoruz. Gerekse geçtiğimiz noktalarda Bursa'nın en yoğun nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan geçtik. Evet. Üzerimizdeki tişörtlerle, çaldığımız kornalarla en azından bir kişi bile merak edip tıkladığı zaman acaba nedir bu ya da hikayelerden takip ettiği zaman acaba nedir bu insanlar neden motosiklet sürüyor dediği zaman bunu bile görse bu bizim için büyük bir katkıdır. Kesinlikle. Bu farkındalığın yaratılmasında da büyük bir adımdır bence bizim için. İçinde olduğumuz için de çok mutluyuz. Kubra? Benim çok sevdiğim bir arkadaşım olarak değil. Ya da öyle konuş. bu nedir? Neden bunu yapıyoruz? İnsanların neden buna dikkat etmesi gerekiyor? Çünkü sen düşüncelerine çok önem verdiğin bir insansın. İnsanlara da bir şeyler söyle istiyorum. Onlar da farkında olsunlar. Onlar da seni dinlesinler istiyorum. Bu neden bu kadar önemli bir etkinlik? Çünkü Türkiye'de hastalık değil, meme demek bile utanması gerektiğini düşündüren bir algı olduğu için
Bunu normalleştirmek adına, meme kanseri diyebilmek için, özgürce meme kanseri diyebilmek için oluşturulan bir organizasyon. Farkındalık yaratılması için oluşturulan bir organizasyon. Buradaki mottomuz da erken teşhis hayat kurtarır. Gerçekten meme kanserindeki erken teşhis çok önemli. Erkenden müdahale, erkenden tedavi edilmesi ve yaşama tekrar geri döndürülmesi kadının, hasta olan kadının çok mühim. Meme demek utanılacak bir şey değil ve bunu normalleştirmek adına böyle farkındalık etkinliklerinde kadın sürücü olarak, kadın motor sürücüsü olarak katılmak ekstra dikkat çekeceğini düşündüğümüz için bireysel olarak bu etkinliğe katıldım. Tuğçe hocamıza da teşekkürlerimizi buradan ben teşekkür ederim. Hepimiz birlikte güzeliz. Evet. Hepimiz birlikte güzeliz. Güzel ben bir gün. Ben dahil miyim ona? Yani güzellik konusunda bir şey diyemeyeceğim. Hadi bugün çok güzel bir gün. Güneşli bir havada hep birlikteyiz. Organizasyonu düzenleyenlere buradan teşekkürlerimizi sunalım. Size de ayrıca teşekkürlerimizi sunalım. Bunu duyuracaksınız. Daha da farkındalığın ses getirmesi için, insanlara ulaşması için İnşallah. Çabalıyorsunuz. Size teşekkür ederiz İnşallah. Mesut Can Bey. Emeklerinize. Şu cümle hiç bu kadar anlamlı kurmamıştım galiba bu cümleyi. Başımla beraber. Teşekkür ederiz. Şöyle kanka pim bitirelim. Görüşmek üzere. Merhabalar, ismim Ezgi. 27 yaşındayım. Bursa Kadın Motorcular grubunun, topluluğunun kurucu üyelerinden bir tanesiyim. Böyle bir etkinlikte yer aldığımız için kendi ve tüm ekibim adına çok mutluyum, çok gururluyum, çok onurluyum. Çok güzel bir farkındalığa parmak bastığımızı düşünüyorum. İsmim Canan, Canan Uysal. Ben sınıf öğretmeniyim. Yaklaşık 5 yıldır da motosiklet kullanıyorum. Ama böyle anlamlı günlere dahil olmak, yani gelirken buraya sürüşte de en çok onu düşündüm. Kendimi çok çok daha iyi hissettiriyor bana. Özellikle böylesi önemli bir konuya değindiğimiz için. Meme kanseri gerçekten son yıllarda çok ciddi bir durum. Ama korkulacak bir şey değil. Erken teşhis hayat kurtarır. Bunu unutmamalıyız. Ve biz de bugün buna dikkat çekmek için buraya geldik. Sen de dahil olduğun için çok da mutlu olduk. Sadece kadınların değil, bence hepimizin dikkat etmesi gereken bir konu. O yüzden çok keyifli bir sürüştü. Çok da anlamlıydı. Çok mutluyum, çok gururluyum. Teşekkür ederim. Gıdor musunuz? Gıdorum, bütün aşklar yüreğimde. Kestik. Dikkat edin kendinize. Dikkat edin kendinize. Meme kanserinde farkındalık. Kadınlarımızı kaybediyoruz. Yani öpmeye kıyamadığımız kadınlarımızı kaybediyoruz. Sırf erken teşhis bu kadar zorlandığı için, sırf bu memlekette meme demek bile ayıplandığı için. Rica ediyorum. Erken teşhis hayat kurtarıyor. Buna göre hareket etmemiz lazım. Eşimizi, dostumuzu teşvik etmemiz lazım. Benden ya. Benim sizden ricam, hayatınızdaki kadınları bu konudan utanmamaya teşvik edin. Bırakın erken teşhisi, bırakın insanların muayeneye gitmesini. Meme demek utanılacak bir şey bizim memlekette. Değil. Lütfen hayatınızdaki kadınları teşvik edin. Bunun utanılacak bir şey olmadığına ikna edin. Ki şöyle de bir örnek vermek istiyorum. Radyo programı yaptığım zamanlarda bir haber okuduğumu hatırlıyorum. Psikolojik rahatsızlığı duyulmasın, psikiyatri kliniğine gittiği belli olmasın diye kızının hastalığını gizleyen bir anne vardı. En nihayetinde kızı, annesini ve anneannesini evde kesip parçalamıştı. Camdan parçalarını aşağı atmıştı. Sırf bu kadın, kızım psikiyatriye gidiyor demeye utandığı için. İnsanları teşvik edin. Ne meme demek ayıp bir şey, ne kanser olmak ayıp bir şey, ne de muayeneye gitmek ayıp bir şey. Muayene konusu açılmışken de, yani eşlerini erkek doktora muayene ettirmek istemeyen bir güruh var. Yani saçmalık. Yapmayın. Neden yapmayın? Çünkü ne sizin bu ön yargınız, kusura bakmayın ama ne sizin bu cehaletiniz size faydalı, ne de hayat eşinize faydalı. Doktorluğun, ki ben oyunculuk eğitimi alırken de bu vardı. Oyunculuğun, doktorluğun, belli başlı mesleklerin cinsiyeti olmaz. Doktorluk, ki bunun en başında gelen şey, erkek doktora muayene, geçelim artık bunları. 21. yüzyıldayız, 2024'e giriyoruz, yapmayın artık. Artık yapmayın. Kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Meme kanserinde farkındalık yaratmak
tahayyül edemeyeceğiniz bir kelebek etkisi yaratacaktır. Emin olun. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır. Arkadaşlar.